Bay Drew'dan hayatına devam etmesini istedim. Çünkü onu mutlu görmek istemiştim. Ama Shada gibi bir kızla asla mutlu olamaz. Hayır, zaman ellerimden kayıp gitmeden önce Shada'nın gerçek yüzünü Bay Drew'a ve diğerlerine göstermeliyim. Ne yapıyorsun? Egzersiz. Ama neden bu kadar hızlı yapıyorsun? Daha hızlı düşünmeme yardımcı oluyor. O yüzden. Öyleyse ne düşünüyorsun? Bırak da düşüneyim. Söylemezsen söyleme. Egzersizini yapsan. Dinle. Ne? Annem Shada'ya körü körüne inanıyor. Ve Drew da evliliği çok çabuk kabul etti. Bir de balayı bileti almış. O biletleri yırtıp atmak istedim. Ve Shada'nın gerçek yüzünü herkese göstermek. Ama sanki bu kız herkese büyü yapmış gibi. Kimse bana inanmıyor, düşünsene. Bir an onlara söylemek yerine gerçeği göstermeliyiz. Öyle bir şey yapacağız ki Shada'nın gerçek yüzünü herkes kendi gözüyle görecek. Ama bunu nasıl yapacağız? İşte bunu düşünmeliyiz. Acele et. Ne olursa olsun bu evliliği durdurmak zorundayız. Birlikte düşünelim. Öyleyse olur mu? Aynı fikirdeyiz madem. Bu işi birlikte yapabiliriz. Ne dersin? Öyleyse onun yalanlarını birlikte ortaya çıkaracağız. Bir an Pandi, ne diyorsun sen? Şimdi eskisinden daha çok sorun çıkaracak. Yandık. Bir an, senin bana yaptıklarından sonra başka çarem olmadığı için seninle kalıp mecburen evliymiş numarası yapmıştım. Ama bu konuda çaresizlikten değil, gerçekten yanıldım. Ama bunu yalnızca bu aile ve Bay Drew için yapacağım. Ben de bunu abim ve ailem için yapıyorum. Ve evet, düşüncelerimiz farklı. Ve bir gün ayrılmamız gerekecek. Ama bu konuda sonuna kadar yanında olacağım. Shada'nın gerçek yüzünü herkese göstermek için desteğini kabul ediyorum. Öyleyse bu Diwali kutlamasında Shada'nın gerçek yüzünü bir şekilde herkese göstereceğiz. Bu da ne? Kendin bak. Bu elbise? Senin için. Shada'nın gerçek yüzünü herkese göstermek için birlik olduk. Bunu unutma ve bunu sakın yanlış anlama. Senden hediye falan istemiyorum. Sen var ya. Bihan. İyi, ikiniz de buradasınız. Biz de çay vermek için sizi arıyorduk. Alın.
Ama yenge, bir tane var. Evet Behan, şimdi arkadaş olmak zorundasınız. Ve birlikte çay içtiğinizde aşkınız çiçek açacak. Bu yüzden tek bir bardak getirdim. Al. Hepsini bitirdin. Yenge, bir dahakine iki tane getir. Bir at çimenlerle arkadaş olamaz. Tamam Bihan. Sen nasıl istersen. Çutki. Bihan sana ne söyledi ha? Bak Batki. Dün gece Bihan'la Tapki'nin el sıkıştığını görmüştük. Bu yüzden ben de arkadaş olduklarını düşündüm. Ve onlara tek bir bardak çay götürdüm. Aralarını düzeltsinler diye. Ama Bihan tek bir bardak götürdüm diye bana kızdı. Çutki. Lütfen böyle şeyler yapmaya çalışma. Unutma. Geçen sefer aralarını düzeltmeye çalıştığımızda evdeki herkes yaşanan her şey için bizi suçladı. Senden rica ediyorum Çutki. Bugünden itibaren böyle şeyler yapmayı kes. Ha? Tamam yapmayacağım. Onları anlamıyorum. Seviyorlar mı kavga mı ediyorlar belli değil. Onlarla kalırsak biz de delireceğiz. Boş ver onları. Biz kendi işimize bakalım hadi. Bir daha... hediye falan vermeye çalışma, almam. Al. Merhaba hanımefendi. Birazcık beyniniz var mı? Yoksa bir yerlerde mi düşürdünüz? Yoksa mutfaktaki buzdolabına mı sakladınız ha? Sen Katrina değilsin ve ben de senin gibi deli değilim. Sana elbise alacak değilim herhalde. Ne diyorsun? Shada'nın maskesini düşürmek için özellikle gidip bu aynalı elbiseyi aldım. Bir plan yaptım. Bugün... Evdeki herkes oturup kağıt oynayacak. Kağıt oynamak kumardır ama bu... Tabii ki para için kağıt oynandığında ona kumar denir. Ben ve ailem eğlenmek için oynuyoruz. Birlikte zaman geçirmek, gülmek, eğlenmek için, bir arada olmak için. Ve bu Diwali süresince biz kağıt oyunları oynarız. Şimdi gereksiz dersler vermeyi bırak ve beni dinle. Sence bu elbiseyi neden getirdim? Neden? Şuna bak. Bu elbisenin üzerine küçük aynalar dikmişler. Evde herkes kağıt oynarken ben de gidip Shada'ya meydan okuyacağım. Ama bu ne işe yarayacak? Kaybetmesini sağlayacak. Peki ya sen kaybedersen? Susacak mısın? Bunun sayesinde kaybetmeyeceğim ki. Herkes kağıt oynarken sen bu elbiseyi giyecek ve Shada'nın arkasında duracaksın. Ama bu ne işe yarayacak? Sen Shada'nın arkasındayken ben elbisendeki aynalar sayesinde onun kağıtlarını göreceğim ve onu yeneceğim. Ve Bayan Shada'mız kaybetmeyi hiç kaldıramıyor. Kesinlikle öfkelendiğinde bir şeyler söyler ya da yapar. Böylece herkes onun gerçek yüzünü görmüş olur. Anladın mı? Bihan Pandey bu oyunları çok iyi bilir. Sen merak etme. Tamam mı? Sen yalnızca beni destekle. Ve izle. Shada'nın gerçek yüzünü tüm aileye göstermemi kimse engelleyemez. Gerçekten çok çok üzgünüm. Oyunda yenmek için yaptığım planlarını bozdum. Ama söylesene başka çarem var mıydı sence? Senin bana yaptığını bir başkası yapsaydı, ona neler yapacağımı hayal bile edemezdin. Ben sana söyledim, ben yanlış şeyler yapamam. Özellikle kimseyi kandıramam. Hem de herkesin önünde. Sus! Sen beni kandırdın. Onu da herkesin gözü önünde yaptın.
Beni desteklemeye söz verdin ama sonra geri çekildin. Beni kandırdın ve Şala'ya yardım etmiş oldun. O da rahatça herkesi kandırdı. Bu sefer onun gerçek yüzünü ortaya çıkarma fırsatın vardı ama sen her şeyi mahvettin. Bu benim ailemle ilgili. Sana en baştan söyledim. Ben ailem için her şeyi yaparım demiştim. Bu işte benim de sorumluluğum var. Ama kimseye yalan söylemeyi ya da kandırmayı düşünmedim. Öyleyse bana neden söz verdin? Yanlış bir şeyi kanıtlamak için. Yanlış bir şey yapmak için değil. Bu dünyadaki tek dürüst insan sensin, değil mi? Bak, benimle sakın böyle konuşma. Öyleyse nasıl konuşayım? Gülümseyerek mi? Vay Tapki, harika bir iş çıkardın. Bunun için alkış alman gerekiyor. Alkış hak ediyorsun. Bunu mu istiyorsun? Senden bu yüzden özür diliyorum. Senin özrünün hiçbir önemi yok. Bak, sana çoktan söyledim. Annem ve babam benim her şeyimdir dedim. Eğer Şada bizim ailemize katılırsa annemle babam için hiç iyi olmayacak. Annem, babam ve bu aile için sen ne kadar endişeleniyorsan ben de o kadar endişeleniyorum. Ben de bu aileye kötü bir şey olmasına izin veremem. Ama her şeyi doğru yoldan şaşmadan yapacağım ben. Ve evet, sakın bugünden sonra benim geri çekilmeme neden olacak bir şey yapma. İkimiz de Şada'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya karar verdiğimize göre her şeyi birlikte ve doğru yollardan yapmak zorundayız, bunu bil. Umarım beni anlamışsındır Bihan. Babam her gün uyanıp Bihan'ın yüzünü gördüğünde onun Bihan'a karşı duyduğu sevgiyle ve Bihan'ın ona duyduğu sevgiyle yüzü aydınlanıyor. Babam en çok dünyada hiç kimsesi olmayan bu yalnız kimsesiz çocuğa güveniyor. Babamla Bihan arasında böyle bir güven ilişkisi var. Ve anneme gelince annem de Bihan'ı kendi çocuğu gibi büyüttü. Bir anne oğlunun acısını anlar, bir oğul da annesinin. Annemle Bihan arasında böyle bir bağ var. Annem her duasına Bihan'ı ekliyor. Annem dualarında bile Bihan'ı diğerlerinden ayırmıyor. O bu aileyle kan bağına sahip olmayabilir. Ama ailemizden biri gibi davranıyor. İşte yalnızca bu yüzden Bihan annemi, babamı dinliyor ve sen böyle özgürce konuşabiliyorsun. İşte Bihan'la bu ailenin böyle bir bağı var. Abileri ve ailesi onu asla bir yabancı olarak görmedi. Bunu düşünmediler bile. Bihan'ın bu aileyle böyle bir sevgi bağı var.
ve Divakar. Akrabalarımızın kim olacağına Tanrı karar verir. Ancak bu ailenin bir anla bağları, bir an için herhangi bir kan bağından çok çok daha değerlidir. Bu aile bir ana adını vermiştir ve bir anda her zaman bu adı korumuştur. O elinden geleni yaptı. Kendini bu aileye adadı. Bunu kim yapabilir biliyor musun? Sadece ailenin önemini anlayabilen insanlar. Ama senin bütün bunları anlaman imkansız. Biha'nın bu aileyle olan bu bağını sen nasıl anlayabilirsin ki? Senin önce herkesin içindeki insanlığı anlaman gerekiyor. Bu senin için yeterli olacaktır. Baksana, telefonum nerede acaba? Aceleyle nereye bıraktım bilmiyorum. Hanımefendi, ağlamanız bittiyse bir zahmet kenara çekilebilir misiniz acaba? Telefonumu aramak istiyorum. Burada değil, gel bakalım. Ağlamana kaldığın yerden devam edebilirsin. Bu da ne? Bavulun da aynı senin gibi. Bir kere itince hemen düşüyor. Bunu bir kenara koyamaz mısın? Bavulum kenarda duruyordu. O zaman da düşürdün. Ne yapayım, odadan dışarı mı çıkarayım? Biliyorsun bavulumu hep bu tarafa koyuyorum. Ama sen hep benimle uğraşıyorsun. Tek bir işi bile yapamıyoruz. Hiçbir iş elinden gelmiyor. Hep bana daha çok iş çıkarıyorsun. Sana daha çok iş çıkarıyorsam yardım da ederim. Buraya geldiğimden beri bu odadaki bütün işleri sadece ben yapıyorum. Seni kendi haline bıraksam o odanı çöplüğe çevireceksin. Burası benim odam. Ne istersem onu yaparım. Seni ilgilendirmez. İlgilendirir. Ben burada olduğum sürece bu oda beni de ilgilendirir. Öyleyse ne istersen onu yap ama beni rahatsız etme. Bırak telefonumu arayayım. Çekil. Çalıyor işte.
Sanırım aklınla birlikte duyma yetini de kaybettin. Sesi duymuyor musun? Ne olmuş yani? Ben de insanım. Olabilir. Nereye koyduğumu unuttum. Bazen yemek yiyip yemediğimi de unutuyorum. Ama benimle uğraşmayı hiç unutmuyorsun. Onu hep hatırlıyorsun.